İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Gözler ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye çevrildi. Mısır, Katar, ABD ve Hamas yetkililerin katıldığı müzakerelerin bugün devam edeceği bildirildi. Artık tüm dünyanın vicdanı olan, insan olanın bir dakika dahi tahammülü kalmadı. İnsanların her dakika böyle gözümüzün önünde katledilmesine, soykırım yapılmasına ve mezalime. Artık bunu böyle etrafından dolaşmaya, öyle miydi, böyle miydi demeye gerek yok. Bu bir soykırımdır efendim. Dolayısıyla bir dakika tahammülümüz kalmadı. Peki nasıl gidiyor süreç? Bakalım. Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Hamas ve Katar'ın katılımıyla Kahire'de yürütülen müzakerelerin ilk günü sona erdi. Üst düzey bir Hamas yetkilisinin İsrail'in taleplerini kabul etmesi halinde Gazze'de ateşkesin 24 ila 48 saat içinde sağlanabileceğini söyledi. Bunu belirtti. Filistin yetkililerse henüz anlaşmaya varılmadı dedi. Mısırlı kaynaklar Ramazan öncesinde Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerde ilerleme olduğuna dikkat çekti. Ancak İsrail basınında konuşan üst düzey siyasi bir kaynaksa İsrail heyetinin İsrail esirlerin isim listesini almadan Mısır'a gitmeyeceğini kaydetti. Öte yandan bugün Alabama'da konuşan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Gazze'de yaşanan büyük acılardan dolayı acil ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi. Kamala Harris en azından şu an hafta için 6 hafta için ifadesini kullandı. Bu arada Harris'i çok uzun zamandır görmüyordu. Çok konuşmuştuk seçim döneminde ama şimdi Gazze konusuyla gündeme gelmesi de bir ilginç yorum olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne görüldü. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre ise İsrail'in 6 haftalık bir ateşkesi kabul ettiği, Hamas'tan cevap beklendiği iddia edildi.